Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol, Ayyub aleyhisselam qanday dard bilan, musibat bilan musibatlanganlar, debdilar. Ayyub aleyhisselam haqida haqiqatda bizning insonlarda har xil qissalar, rivoyatlar yuradi. Bu narsalar aslida Qur'on sunnatda kelgan narsalar emas aksari. Ular o'tmishdagi ummatlardan kelgan afsonalar, rivoyatlar xolos. Ularning hammasiga ishonib bo'lmaydi. Ba'zilari esa bu Qur'on sunnatga teskari ham. Masalan, bizda odamlarda gapirib yurishadi, Ayyub alayhissalom shunday bir kasalliklarga uchragan ekan, badanlari qurtlab ketgan ekan, hamma jirkanib oldidan tashlab ketar ekan degan gaplarni qilib yurishadi. Mana bu narsa hech qanaqa Qur'on sunnatda kelmagan. Bu o'tgan ummatlarning kitoblaridan, buzilgan kitoblardan naql qilingan narsa. Bu payg'ambarlar sifatiga teskari aslida. Hech qachon payg'ambar qurtlab ketib, odamlar jekanib ketadigan holatda bo'lmaydi. Chunki bu payg'ambarlik maqomiga noloyiq. Alloh to'g'ri payg'ambarlarni imtihon qiladi. Eng qattiq imtihonni ularga beradi. Hadisda Rasululloh o'zlari aytganlar: "Ashaddun nas ibtilaan al-anbiya." Eng qattiq imtihon keladiganlar anbiyolar deganlar. Lekin bu qurtlab ketdi degan narsa emas. Odamlar uni tashlab ketadigan, irib ketdi, shunaqa badani chirib ketdi degan gap emas. Tili qoldi, hamma joyini qurt yib ketdi. Hali qurt tushib ketsa badaniga olib qo'yib qo'yarkan degan gaplar bular mubolag'a. Haqiqatda Alloh kishiga imtihonlab bergan. Bu imtihon kasallik ham haqiqatdan ham. Lekin bunaqa qurtilib ketadigan kasallik emas. Odamlar u kishidan haqiqatdan qochgani bor. Ya'ni qochgan deganda tashlab ketgan. Vafosizlik qilgan. Shu kasalligida ya'ni o'ziga bir ortiqchadek qilib his qilib, atrofidagi hamma oshna og'inlari, qavm qarindoshlari tashlab ketgan. Bu hadisda kelgan. Hadis sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytib berganlar. Ayyub alayhissalom baloda 15 yil turdi. 15 yil shunaqa balolanib turdi. Bir rivoyatlarda 18 yil, bir rivoyatda 13 yil deb kelgan. Yaqinlari-yu uzoqlar hammasi u kishini ajratib qo'ydi. Ikki kishi bordi birodarlaridan. Xos kishilardan edi. Ular u kishiga shu xizmat qilardi. Ya'ni xotini bilan albatta 3ta bo'ladi. Ular ertalab u kishini bir ko'rgani borishardi, kechqurun bir ko'rgani borishardi. Shunda bu ikki sohibi, ya'ni ikkita oshnasi bu Yaqub Ayyub alayhisalomni bir-biriga qarab aytganki, bir kuni shu Allohga qasamki, Ayyub qandaydir bir katta gunoh qilgan. Butun olamlarda birov qilmaydigan bir gunohni qilgan. Shuning uchun Allohni azoblayapti degan. Sherigi unga qarab, "Nega bunday deyapsan?" deydi. Buni aytadiki, 18 yildan beri Alloh rahm qilmaydimi bu bo'lsam deydi. Ya'ni nega Alloh unga shifo bermayapti? Shu darajada azoblab balo beryapti deydi. 18 yildan beri shu ahvol. Keyin ular shuni borib Ayyub alayhisalomning o'zidan so'raydi. Aytadiki, "Shu men sabr qila olmayapman, sizni o'zingizdan so'rayman. Qanaqa gunohingiz bor? Shuni ayting. Nega buncha Alloh sizni musibatlayapti?" deydi. Ayyub alayhisalom aytadiki, "Men bilmadim, sen nima deyapsan?" deydi. Ya'ni qanaqa gunoh deysan, boshqa deysan, men bilmadim. Faqat men bilgan narsam shuki, Alloh biladiki, men gohida ikki kishi oldida o'tib qolardim. Tarashib yotgan ikkita odam qasam ichib, haligi odamlar tortishib qolsa shunaqa, o'zi ham qachon qasam ichadi, Alloh ursin, meni Xudo ursin deydi. Haligi o'zini oqlaydi. Bunisi ham qasam ichadi. Shunaqa qilib qasam ichib bir-biri bilan tarashayotgan odamlarni oldidan o'tardimda, uyimga borib o'shalarni nomidan kafforat berardim deydi. Alloh taolo nohaq narsaga zikr qilinmasin deb. Ya'ni bu hozir gunoh emas, balki qay darajada yaxshiligi ko'pligini eslatib qo'yapti Ayyub alayhissalom. Sen katta bir gunoh qilgan deysan, men aslida birovni gunohkor bo'lishini xohlamasdim demoqchi. Nohaqdan qasam ichib, yolg'ondan kazzoblik qilib qasam ichayotgan bo'lsa, uyimga kelib o'sha odam nomidan men kafolat berib qo'yardim, gunohkor bo'lmasin deb. Bu bilan Ayyub alayhissalom o'zini maqtamayapti, faqat o'zidan tuhmatni daf qilyapti. Gunohkor bo'lgan, katta gunoh qilgan degan narsani o'zi nomidan daf qilyapti.
Demek bana o kişi hiç kanaka bir günah kıyandan emas. Allah tamamen bir imtihan bugün. Keyin Ayub aleyhisselam bir gün hacetke çıkardılar. Hacet kıletkenleri de o kişi ben birge ayalı çıkardı. Yani o kişinin alıp çıkardı. Bir günü Ayub aleyhisselam hatırını aldıdan keç kap getirdi. Hacetke getip hatırını karak durardı. Keyince anca keç kaladı. Allah Teala şunda Ayub aleyhisselam'a vahiy kıyam buladı. Ani irkuz bericilik Kur'an'daki yan basıldı. Ayağı imilen yerini tipkin deydi. Hada muhtasilun baridun ve şarab. Mene salkın yine yuney digen su senge. Ve bir içimlik suru deydi. Bırak çıkadı. Şifa buladı. Ayub aleyhisselam mene şu bilen şifa topadılar. Allah Teala ki o kişiye altın başıdan yağdıradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis etkiler. Beynama Nebiyullah Ayyub yaktasil uryanen iz harra aleyhi reclu cerat. Allah'ın peygamberi Ayyub aleyhisselam yuhun etken peytlerden işte keserliğden şifa tapın. Bu kuşuge tilleden bugün çigirtkeler tudası başıdan yoga başladı dedi. Çigirtke lakin tilleden bugün çigirtke. Ayyub aleyhisselam haligilerde alıp itegege yığa başladı. Tille de indi bunlar. Allah subhanahu taala Ayyub aleyhisselamga xitob qilib, "Ey Ayyub, men seni bunaqa narsadan behojat qilmaganmidim?" dedi. Ya'ni aslida mana Alloh kishini 18 yil imtihon qildi, shu mol dunyosini olib qo'ydi, bola chaqasini olib qo'ydi, ahlini olib qo'ydi, yaqinlarini olib qo'ydi. U kishi hech parvo qilmadi, sabr qildi. Ya'ni shuncha yil sabr qilib, nega endi men shu tilla berganimda shunchalik buni xaris bo'lib etagingga yig'yapsan?" dedi. Sen bir hacet emas mıydın bundan? Ayub aleyhisselam aytadılar ki bana ya Rab doğru yani bir hacet lekin senin fazlinden bir hacet emas ben deydi. Yani Allah'ın fazlinden kiri yaptı. Allah'ın fazlinden ki genden ki ben rahat kıvayım ben deydi. O kişi uzun sonra mı yaptı ki? Uzun sonrasaydı onu da etsek bulardı. Ne gel mal dünya sorayıp sende. O kişi sonra gelmiyor yani, Allah bir yaptı. Ana shu uchun bunda Allohning fazlidan keldi deb olganlar. Lekin mana qissalarda ko'rib turibsizki, birortasida unaqa chirib ketgan, irib ketgan degan gap kelmagan. To'g'ri qiynalgan, kasal bo'lgan. Shunda birinchi biz yuqorida o'qiyotgan hadisda Ayub alayhisalom keyin xotinini oldiga kelganda xotini so'raydi, "Alloh rahim qilsin seni. Shu yerda bir chol bor edi. Kasal bir chol, qari bir chol. Şu çoğalı kurmadın mı?" dedi. Yaş yigit bulup kayıtken buladı da Ayub aleyhisselam. Hatını gel şuna kırıp ki Ayub aleyhisselam hatını şuna kadar gendi. Ayub aleyhisselam ayetlerler ben uşa ben dedi. Ben uşa çal ben dedi. Yani Allah şifa vergen, Allah o kişiye yani umrunu kayıtarken Allah tala ayette etken dek ahlini hem kayıtardık. Önce koşunca yani bir mislini kayıtardık digen. Hem ben nimette Allah o kişiye kayıtar vergen. Allah alem.